merak ediyorum gerçekten. Bu erkeklerin sorunu ne acaba? Vallahi hiçbir sorunumuz yok. Sadece eğlenmeyi biliyoruz. Ha canım, yalnız dikkat et de çok eğlenme. Az önce havuz ilaçlandı. Görevli dedi ki sakın girmeyin, yoksa masmavi gezersiniz. Ya insan havuz ilaçlandı diye uyarmaz mı ya? Nasıl uyaracaktım acaba ha? Havada mı yakalayacaktım 90 kiloluk adamı? Saçların bir dökülsün, sorarım ben sana. Bu ne böyle ya? Neymiş o öyle? Sevgili Ayaz Dinçer, Öykü Acar. Sizi bu hafta sonu Büyükada'daki köşkümde yeni yaptıracağım hayır kurumunun stil ve mimarisi konusunda önerilerinizi alabilmek umuduyla ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Osmanlı Mabeyinci Başı Kambur Mehmet Paşa'nın büyük torunu, emekli Viyana Büyükelçimiz Lemi Kahraman'ın dul eşi Vahide Sultan Kahraman. Ulan Mete. Ulan Mete. Bu var ya kesin onun fırlamalı. Neyse. Büyükada'da hep birlikte büyük makara yapacağız demektir bu. Nereden anladın sen? Mabeyinci başılar, yok büyükelçiler. Sen şimdi gerçekten inandın mı bu davete? Yani. Saf sevgilim benim. Nasıl inanırsın sen böyle bir şeye? Haklısın. Ayaz, ben her şeye inanıyorum. Galiba ben salam. Estağfurullah. Bir dakika, bir dakika. Hani bu havuz ilaçlanmıştı? Sevgilim, hayatım, saf mısın sen ya? Hemen her şeye inanıyorsun. Sen şimdi görürsün. Ya Ayaz! Of Ayaz ya! Atma, atma, atma! Görürsün sen. Günaydın. Aa, baba hayrola, sabah sabah mangal falan ne oluyoruz? İzmir kahvaltısı yapacağız Meteciğim. Kumru yemez misin? Aa, yemez miyim ya? Hatta çok özlemişim. Günaydın babacığım. Günaydın. Bir dakika ya, ben öğünleri sapıttım galiba. Biz kahvaltı yapmış mıydık yoksa yeni mi başlıyoruz? Babam kumru işine girmiş, kumru tezgahı açmış. Oo, bayılırım vallahi. Kumruya gel, kumruya gel. Ay nasıl damaşı şıkırdatıyor, nasıl damaşı şıkırdatıyor. Meğerse kumru saklarmış kalbinde. Ay Allah. Ulan Ayaz, ulan Ayaz. Ne o abi? Bak bak. Osmanlı Mabeyinci Başı Kambur Mehmet Paşa'nın büyük torunu beyefendiler beni mimari öneriler almak için hafta sonu Büyükada'ya davet ediyorlar. Ayaz'la ne alakası var? Ya ne Kambur'u ne Mehmet Paşa'sı Burcucuğum ya. Ayaz belli ki hafta sonu Büyükada'da acayip geyik döndürecek. Biz de davet ediyor beyefendi. Hayır bir de davetiyeler falan hazırlamış, prodüksiyon yapmış. Şuna bak. Madem ortada büyük bir geyik var, niye Emre ile ben de davetli değiliz o zaman? Söyle efendim. Var mı? Evet efendim. Şu evi imza atarmasınız. Teşekkürler. Eyvallah. Thank you.
O da bir hikâr. Demek paşa torununun torunu benden özel ders almak istiyor. Hem de Büyükada'da. Ulan hafta sonu kızlarla beraber Büyükada'ya gidelim diye mesaj atmıyorsun da adam gibi. Böyle cins cins işlere kalkışıyorsun. Ne orijinal adamsın ya. Oğlum sen ne adamsın ya? Asıl sen ne adamsın ya? Oğlum nereden geliyor böyle acayip tripler aklına? Vallahi şaşıyorum ha. Benim İlhan Perim yanımda. Ama buna rağmen böyle paşalı, büyükelçili bir sürpriz hazırlayabilmiş değilim. Ha? Ne ha? Nerede bizim Kambur Paşa'nın torunu İlker? Bir dakika, bir dakika. Bu İlker'in sürprizi mi şimdi? Değil mi? Demek yeni kurulacak hayır kurumunun PR çalışmalarını bizim mekandan başlatacaksınız. Sizi gidi Mabeyinci Paşa'nın çakalları. Yutar mıyız oğlum biz? Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar, bu davetiyeleri kim yolladı? Ayaz. Mete. İlker. Yoklama mı yapıyorsunuz oğlum? Bu ne ya? Bakın, biriniz sürprizi uzatmak amaçlı saklıyorsa... Ay yok canım, niye saklasınlar ki? Baksana hepsinin suratına mel mel bakıyor. O zaman bu davetiye gerçekten tanımadığımız birinden geldi. Ay kusura bakmayın, o zaman ben tanımadığım birinin köşkünde hafta sonu falan geçiremem. Ay yürüyün kızlar. Ya bir dakika, bir dakika. Ya o mektupta yazan iş teklifleri gerçekse o zaman ne olacak? Vallahi ben hiç bilmem, gerçek ya da değil. Ben bebek ağlamasından uzak 2 günlük bir tatil istiyorum ya. Hadi gidiyoruz ya, hadi gidiyoruz. Hadi. Aynen abi ya. Önce bir gidip bakalım. Yani Vayda Hanım kimmiş, köşkü neymiş? Ha baktık, beğenmedik. Başka bir otele gidip takılırız. Ha bak olur, olur. O olur. Ya içimden bir ses gitmeyin diyor ama çok merak ettim, engel olamayacağım. En kötü ihtimalle dünya gözünü bir sarayla görmüş oluruz. Aman. Ya arkadaşlar gerçekten bir şey sormak istiyorum. Şu evi izlediğim korku filminden falan hatırlayan var mı? Vallahi olsa cuk olurmuş. Ben bayağı tırstım. Ya aşkım, Vayda Hanım merak ettiğimiz için buradayız. Yoksa bir saate uzarız, merak etme. İlker, Emre, eğer yaptığınız yine sulu şakalardan bir tanesiyse bu yemin ediyorum var ya, intikamım çok acı olur ha. Acı olur ona göre. Aşkım onu nereden çıkarttın şimdi? Ne şakası, ne münasebet ya? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Buyurun, buyurun. Vay.
Ceryan yaptı Zahir. Ha, evet evet, öyle Zahir. Önde çıkıp odalarınıza yerleşin. Ben sizi burada bekliyor olacağım efendim. Yok canım, biz size böyle uzun boylu rahatsızlık vermeyelim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, biz en başta bu daveti açıkça bir şaka zannettik. Şaka mı? 10 milyon dolarlık iş teklifinin şakası mı olur efendim? Pardon, kaç dediniz, duyamadım. Hayatım boyunca yakından tanıyıp sevmediğim, aile gibi görmediğim hiç kimseyle çalışmadım. O yüzden hafta sonu sizleri tanımak ve kuracağım vakfın işlerini ona göre teklif etmek istiyorum izninizle. Yok, estağfurullah, öyle sizinle falan şey değil de. Şimdi Ayaz'la Mete binayı yapacak galiba, değil mi? İlker'in de mekanını vakfın tanıtım gecesi için kullanacaksınız, doğru mudur? Evet evladım. Şimdi burada ben tam olarak ben ne yapıyorum, ben onu anlamadım. Yani üst düzey yöneticiler herhalde geometri dersi verecek halim yok, değil mi? Aynen öyle. Vakıf 18 yaşına gelince torunuma kalacak. Ama bu gidişle ben liseyi bile bitireceğinden pek emin değilim. Seni araştırdım. Dürüst ve yeteneklisin. Sağ olasın. Şimdi lütfen odalarınıza buyurun. Akşam yemeğinde bütün ayrıntıları konuşacağız. Ve bir aile olabileceğimize inanırsam, o 10 milyonun geldiği yerde daha çok 10 milyon var gençler. Şimdi odalarınız üst katta. Akşam yemeğinde görüşeceğiz. Teşekkürler. Ya abi, bence çok salakça. Gerçekten bana hiç inandırıcı gelmedi bu durum. Ya vallahi ne olur gidelim, ben çok korkmaya başladım. Bir dakika, hayır, öyle bir şey yok. Hiç acele etmeyin ya. Aynen. Dur bir dakika ya. Durun bakalım. Böyle anlamadan dinlemeden olur mu? Bir oturalım. Yani neticede vakıf işi hayır işi değil mi? Bu işte var ya, 10 milyonluk hayır var. 10 milyonluk. Vallahi hakkımızda hayırlısı neyse olsun artık. Erkeklerin gözünü gördüğünüz gibi para bürüdü. Akşama kadar biz buradan falan çıkamayız ha. Evet kızlar, yapacak bir şey yok değil mi? Akşam ola hayır ola. Ya bu hayırlı cümleleriniz bittiyse lütfen odalarımıza buyuralım hayırlısıyla. Daha bitmemiş. Hadi abi, hadi. Hayırlara vesile olsun diyelim. Ne yapalım? Hayra bolun. Hadi. Vallahi hiç olmadı o ya. Hiç hayatım, hiç hiç. Yalnız kapıların üzerinde isimlerimiz yazıyor. Ay Müjde kızlar, az turist olduk hepimiz. Ya Ayaz, Vahide Hanım senin de gözün bir yerden ısırmıyor mu? Bilmem. Ne yapıyorsun sen? Ya bizim bu yeni proje var ya, onun 3 boyutlu hali mail olarak gelecekti de. Gök mü gürledi? Ya Ayaz, hava günlük güneşlik, yani sence de tuhaf değil mi gök gürültüsü? Nereden bileyim ben Öykü ya? Şeyma?
Hayatım, söyledik gelmedi ya. Ya Ayaz, Şeyma bahçede. He? Ya Şeyma bahçede diyorum. Hani? Koşarak kaçtı. Ya yüzü bembeyazdı, bir üstüme yırtık falan da çok korkmuştu. Öykü, ne diyorsun? Burada kimse yok. Ya Ayaz, hal çok fena. Kesin yardıma ihtiyacı var. Vahide Hanım! Vahide Hanım! Aşkım benim, ne yapıyorsun ya? Vahide Hanım'a soracağım. Şeyma'yı da mı davet etti? Buraya soracağım. Vahide Hanım! Vahide Hanım! Buyurun. Vahide Hanım, siz buraya Şeyma'yı da mı çağırdınız? Hayır, yalnızca sizi. Ama ben gördüm. Şeyma bahçede geziyordu. İmkanı yok evladım. Bahçemizi kurt köpekleri koruyor. Yabancı biri girseydi kesin havlarlar. Ayaz, Ayaz, demek o yüzden öyle üstüme şırdım pırtık. Arkadaşım kurt köpeklerimi yedi benim. Ya Hükü, saçmalamaz mısın lütfen? Gördüm ama. Hanım kızımızın biraz sinirleri mi bozuk acaba? Neden gökyürülüyor o zaman? Bu havada niye gökyürülüyor? Onu da mı bana soruyorsun evladım? Vahide Hanım, ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah. Temiz. Temiz hava çarptı herhalde. Basın şimdi, bir çarpacağım göreceksin. Öykücüm, Şeyma'yı üzdük. Evet, hepimiz vicdan azabı çekiyoruz. Ve sen bahçede görecek kadar vicdan azabı çekiyorsundur. Olabilir. Ha, bilmiyorum Ayaz, bilmiyorum. Sadece çok acayip her şey. Burası çok acayip, bugün çok acayip, onu biliyorum ben. Acayip tamam. Acayip. Tamam, sakin ol. Peki Işıkçığım, biz telefonu kapatırken önce sen kapa. Yo, sen kapa falan. Bunları yaşayacak mıyız ya? Yok ya, ben pek bilmem ki öyle cilve olaylarını. Yani bana kapa dersin, ben çotarak diye kapatırım telefonu suratına. Yani sakın benden öyle şeyler bekleme. Tamam mı? Sonra gururun kırılır durduk yere bak. Peki biz yani böyle liseli telefon kuşları gibi mi takılacağız Işıkçığım, ha? Hep böyle mi olacak? Ben de seni özledim Mete. Ama Şeyma olayı çözülmeden ben böyle kendimi daha iyi hissedeceğim. Tamam, ona da tamam ama biz lisede değiliz ki artık. Yani hem radyasyon diye bir şey var ya. Cebinde kaktüs taşı Mete. Radyasyonu yemiyormuş onlar. Ben var ya, senin için o radyasyonu mayonezler yerim. Sen ne diyorsun? Mayonez. Meteciğim, ben daha fazla senden soğumadan telefonu kapatıyorum, tamam mı? Seni çok öpüyorum hayatım. Peki tamam, görüşürüz. Bay bay. Hadi bay. Allah Allah, burada da mı bebek var ya? Burcu, Emre bir gelsenize. Ya çocuklar, ben bir bebek ağlaması sesi duyuyorum. Sizi duyuyor musunuz? Aa, ama bak, ben sana demiştim. Ben sana ne demiştim? Sibel bebeği bavula sokar, yine de buraya getirir demiştim. Burcu, kısa bir dedikodumu mu yapıyorsun? Ay, ne dedikodunu yapacağım be? Getirdin değil mi Batıkan'ı? Bak, doğru söyle. Arkadaşlar, Batıkan'ı nereden çıkarttınız ya? Ben burada bebek ağlamasından uzak durmak için anamdan kuzenime bütün soy ağacımı eve diktim, öyle geldim ya. Bakın, ben 20 gündür uyuyamayan bir insanım. Ağır bir şey. Mete bebek ağlama sesi duyuyormuş. Ay, ciddi misin? Ben de sürekli gök gürültüsü duyuyorum. Bir de acayip acayip şeyler görüyorum. Delireceğim galiba. Ay evet ya, onu biz de duyuyoruz ha. Bir de ne alaka bu havada, değil mi? Öyle gürlüyor gürlüyor havada, bulut yok, nem yok. O çünkü şeyden oluyor Emre'cim, Balkanlardan soğuk hava geliyor. Ulan ne saçmalıyorsunuz ya, Allah Allah. Ben bebek ağlaması sesi duyuyorum diyorum. Siz duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Allah.
Bu köşkte bebek filan yok Mete Bey. İyi, ne güzel. Ben öyle sandım herhalde, değil mi? Çünkü ben kendi kabuslarımda da arada bir öyle bebek ağlaması duyarım. Yine öyle bir şey oldu sanırım. Biz de size yemekten önce çay ikram etmek istemiştik. Kendi ellerimle hazırladım. Uşağım Sebastian. Memnun olduk. Ben de Nurella. Aşkım. Vahide Hanım. Çaylar için teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Odalarda mı madem? Yalnız uşağın yüzü çok fena yanmış galiba. Hakikaten o nasıl bir tipti ya? Ya ben bir elimi yüzümü yıkayayım Burcu, bir iyi misin Burcu? Burcu. Emre. Emre. Ne oldu? Emre, Emre. Dışarıda çok çirkin bir adam odun kırarak bana bakıyordu ve böyle gözleri falan kan çalar gibiydi. Hayatım dışarıda adam da odun da yok, emin misin? He? Bak. Nasıl ya? Ya Emre, Emre ya bak yemin ediyorum çok garip bir ev burası. Ne olur lütfen hemen gidelim buradan, ne olur. Sen benim böyle yediğime bakma aşkım. Vallahi söz veriyorum dönünce katı bir diyete gireceğim. Ya insan bir der. Der ki yok karım benim. Maşallah fıstık gibisin, senin diyete ihtiyacın yok da İlker ya. İlker. Ben kendimi daha fazla kötü hissetmeden bence gideyim birkaç kurabiye daha yiyeyim. İyi, nerede bu mutfak ya? Kimin? Mutfakta. Mutfakta böyle elleriyle pilav yiyen adamı. Ben de gördüm onu. Ay ben görmek istemiyorum. Ne olur gidelim, ben görmek istemiyorum. Ay. Bu ne evde? Ben ve Sebastian'dan başka hiç kimse yaşamıyor kızım. Ya siz nasıl oluyor da birden böyle sessizce bizim ensemizde bitebiliyorsunuz? Gerçekten komando eğitimi falan mı aldınız Vahide Hanım? Vahide Hanımcığım, burada üç tane kız aynı hayalimi görüyor. Köşkü dilediğiniz gibi gezebilirsiniz çocuklar. O zaman o merdivenlerden bebek arabası kendi kendine mi düştü ya? Ne? Ne bebek arabası ya? Bilmiyorum ama bir bebek arabası düştüyse buralarda bir yerlerde olmalı değil mi?
Ben bir şey göremiyorum çocuklar. Aşkım bak görüyorsun burada hiçbir şey yok. Ya. Ya zaten biz inerken de bebek arabası falan yoktu Sibel. Ya. Nasıl ya? Ya hatırlasanız hani Şeyma böyle bir eski tip bebek arabası istiyordu ya. Ha Öykü, Burcu. Biliyorum, biliyorum. Ama yok. Bu garip hava sizi kötü etkiledi anlaşılan. Siz en iyisi odalarınıza çıkıp dinlenin. Akşam yemeğine kadar kendinize gelirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Ya kızlar abartıyor abi. Hadi yürüyün. Evet abi. Vallahi vardı ya. Ay vallahi başlarım. İşinize de, gücünüze de, 10 milyon dolarınıza da. Ben delirdikten sonra hiçbir kıymeti yok yani. Ay İlker ya, bir 10 milyon dolara kaç seben alırsın ya? Ah, ah. Bak bir de sayıyor ya. Ya inanamıyorum şu anda sen hesap mı yapıyorsun İlker? Ya hayatım hiç olur mu öyle şey ya? Ya bırak, bırak gidelim. Bize ne bunlardan ya? Bizim göbeğimiz bunlarla mı kesildi? Ay ben vallahi bavulumu bile almayacağım. Hadi hadi yürüyün kızlar. Bir dakika, tamam bir dakika ya. Tamam, ev birazcık anormal olabilir. Ayazcığım aşk olsun, nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Ya abartmayın Allah aşkına ya. Ya bir tane uşak, bir tane yaşlı kadın, böyle 4 tane delikanlı en fazla ne yapalım? Ya gözleri kanlı adam da var. Ayrıca Şeyma'yı parçalayan kurt köpekleri var. Ya! Pardon, pardon, ne yapan? Ya bahçede Şeyma'yı gördüm ya. Ayaz'a sonra inanmıyorsan böyle yüzü kireç gibi bembeyazdı, yüzü başı yırtık pırtıktı. Ne yaptı peki seni görünce? Kaçtı, değil mi Öykü? Köpeklerden korkup imdat falan diye bağırmadan öylece kaçtı. Ha yani Ayaz, biz kızlar olarak toplarla kafayı yedik öyle mi? Öykücüğüm şimdi biz pek bahsetmemeye çalışsak da bu Şeyma'nın olayı bence hepimizi çok sarstı. Ha bu mudur yani? Hepimizin gördüğü yalan. Peki ya bu 10 milyon dolarlık iş gerçekse? O zaman bunları hatırlayıp hepimiz güleceğiz, eğleneceğiz ya. Hadi son bir şans daha verelim şu 10 milyon dolara. O parayı bizim tedavimize harcayacaklar, haberleri yok. Gel. As paramı. Gel. Ya. Susadım. Çabuk dön. Merak etme hayatım, hemen geliyorum. Ortak ne oldu ya? Ben de anlamadım ne olduğunu. Bahçede hilkat garibesi gibi bir adam mezar kazıyordu. Ne? Ne diyorsun oğlum ya? Ya bak gel sana göstereceğim. Ha bak tam burada kazıyordu. Ortak emin misin öyle bir şey gördüğüne? Evet oğlum, kendi gözlerimle gördüm. Ya hadi abicim, adam kazmasını aldı, kaçtı gitti. Mezarı da mı götürdü oğlum? He? Ya nasıl olur? Ben gördüğüme eminim. Hayırdır? Ne gördün emin misin? Ya yok bir şey gördüğü falan yok ya. Babalar, Öykü'nün söyledikleri benim de kafamı kurcalamaya başladı. Yani üçü birden aynı anda kafayı sıyırmış olamazlar. Üf, abicim saçma saçma konuşma. Yok öyle şeyler. Şey olmuştur. Yedikleri bir şey dokunmuştur. Ne olacak? Abi ne dokunacak? Hep beraber döner yemedik mi? Yani öyle dönerin halüsinatif bir tarafı olsaydı biz milletçe çıldırmış olmamız lazımdı yani. Da hadi diyelim döner dokundu. Biz niye bir şey görmüyoruz? Oğlum ben gördüm ben. Ne gördün oğlum? Ne gördün ya? Bahçede mezar kazan bir adam. Ya yok öyle bir şey falan görmedi, Allah Allah.
Ya bak tam şurada. Bak. Ha, sen nerede? Ha, ha, ha. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Abi orada bir tane değil, 7 tane mezar var ya. Abi lanet sesi kadar mezar var. Ben sana dedim oğlum, ben sana dedim. Sen bir tane dedin ortak, burada 7 tane mezar var. De ne fark eder Allah aşkına, ne fark eder ya? Abicim biz buradan hemen uzuyoruz, hemen, hemen, abi. Hemen. Yürü, yürü. Ya nerede kaldın Ayaz? Kalk gidiyoruz, kalk kalk kalk. Sen de dursun değil mi? Canım ne ilgisi var ama kadına güvenmedim ben. Ya bir dakika bir dakika. Evet gitmemiz gerçekten çok mantıklı buradan. Ama hani hatırlıyor musun? Araba bozulduğunda mahsur kalmıştık. Ayaz ya yine öyle bir şeyse? Yalnız kafamızda koyuyorsak bunlar hepsi bizim hayal gücümüzün oyunuysa. Boşuna anlaşmalar olma sonra. Canım ben ürkmedim ama İlker'le Emre beni zorladı. Hani biri eşinin biri de sevgilisinin yanında küçük düşsün istemedim. O zaman dur. İlker. Ya ben de çok gitmek isterim ama şimdi benim yüzümden falan arkadaşlarına mahcup olma. Yok be aşkım ne alakası var ya? Ben onlara söyledim zaten abartmayalım dedim. Nereye gidiyoruz dedim. Onlar da dediler ki hemen gidiyoruz burası hiç tekin bir yer değil dediler. Ben de tamam dedim. Ama lütfen bu aramızda kalsın. Onların da rencide olmasını istemem. Değil mi? Hadi Ben dedim çocuklara ucunda 10 milyon dolar var diye de dinlemediler ki hepsi korktular. Gidelim diye tutturdular. Ha bu arada sakın Ayazlara bunu söyleme yani satmış gibi olmayın çocuklar tamam mı? Yok yok. Vallahi gidiyoruz ya. Artık gerisi teferruat. Aynen öyle. Hadi gidiyoruz. Dur evet. Şuradan çıkayım da. Biz sizi daha fazla rahatsız etmek istemedik. O yüzden son motoru kaçırmadan gidelim dedik. Aa, ben sizi rahatsız mı ettim? Yani eğer öyleyse çok utanırım. Sizi rahat ettiremedim mi? Ay siz değil ama... Ben peki kim? Uşağım Sebastian mı yoksa? Yok canım ne münasebet. Uşağınızla hiç alakası yok. Peki, peki ne o zaman? Ayaz ve Mete ile yapacağımız anlaşmayı İlker'in kafesinde kutlamak isterken... ...size böyle şahane bir yemek organizasyonu yapmışken... ...bu yaşlı kadını üzmek diye... Ben nerede hata ettim? Siz hiçbir hata etmediniz. O halde sizin için hazırladığım sofraya buyurun. Birazdan hava kararacak. Ama özel yatım sizi İstanbul'a ulaştıracaktır. Kendi ellerimle hazırladım. Sebastian, gel biz mutfaktaki eksiklere bakalım. Evet. Gençler ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Nasıl yani? Madem gitmek istiyordun, ağzını açıp kadına iki laf etseydin ya. Ne oldu? Yemedi değil mi? Tırstın. Olur mu canım? Benim hiç kimseden korkum yok bir kere. Abi canım, neyinden korkacağım ben? Ulan hepiniz benim yaptığım numarayı yaptınız değil mi? Ya abiciğim ben zaten hiç gitmeyelim dedim en başından. Kesinlikle yaptınız. Hadi o zaman. Hadi hadi. Hadi buyurun oturalım. Oturalım.
Ya aşkım, ya bak yarım saat oldu oturuyoruz burada. Nerede kaldı bu yemek? Ben ne bileyim Öykü. Aa, ne bu ya? Sunumu bizzat kendileri yapmak istiyorlar. Hadi gelsinler de yapsınlar o zaman. Sabırsız olmayınız. Hanımefendiyi böyle özel bir yemeğe ruhsal olarak hazır olmanızı istiyorlar. Bu yüzden teşrif etmiyorlar. Ya arkadaşlar Allah aşkına saçmalamayın ya. Yemeğe ruhsal olarak hazır olmak da neymiş? Ayaz Allah aşkına gidelim, manyak bunlar. Evet. Artık yemeğe hazırsınız. Tövbe bismillah, bu ne ya? Tunganga. Bu ne lan? Tunganga dedim ya. Lan Dunganga ne? İşte o! Kaç ala! Kapıyı kilitlemişler. Dunganga, Dunganga. Şimdi anlaşıldı neden mezar kazdıkları. Bıçakları alın. Yemek yemeden bu masadan kalkamayacak demedim mi? Manyak mısın lan sen? Ne istiyorsun bizden? Artık şakam olmadığını anlamış olmanız lazım. Yemeğinizi yemeden buradan gidemezsiniz. Ya delirtme bizi kadın, nedir bu yemek ya? Daha karpuz kesecektik. Kendi ellerimle hazırlar. Ay dayanamayacağım ya. Yeter, tamam yeter. Ta-da! Bitti mi? Cem! Anne! Olcay! Baba? Baba ya.
And the Oscar goes to... Şeyma! Öncelikle bana yardımcı olan bütün abi ve ablalarıma çok teşekkür ederim. Ya bravo size ya, aşk olsun ya. Ya korkudan ölecektik hepimiz ya. Etme bulma dünyası Sibel'cim. Ya nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Şimdi şöyle oldu. Babanla Şeyma'dan özür dilemeye gittik. Bize saygısından bizi içeri aldı ama özrümüzü kabul etmedi. Çok üzgündüm. Sonra da benim aklıma bir müziklik geldi. Fikrimizden dolayı Şeyma bizi affedecek. Sizden de intikam alıp ödeşecekti. Köşkü bulmak da çok zor olmadı. Bir arkadaşıma rica ettim, 2 günlüğüne kapılarını açtı bize. Plastik makyaj uzmanıyla da anlaştık. Peki efektler? Mehmet amca ses ve ışık sistemi kurunca efektler halletmek kolay oldu. Peki o mezar işini nasıl hallettiniz ya? Nasıl bir anda kayboldu? O işin en kolay tarafıydı. Hatırlıyor musun hani ben mezarı kazarken sen beni seyrettin. Sonra da Meti'yi anlatmaya gittin. İşte tam o sırada mezarın üstünü brandı ve samanla kapattık. 20 saniyede mezar kayboldu. Sonra geldiğimizde tabii mezarları da göremediniz. Peki diğer 7 mezar onlar nasıl öyle bir anda ortaya çıktı? Onların hepsi daha önceden kazılmıştı. Aynı sistemde onların üzerlerini de kapattı. Siz konuşurken üstünü açtı, o kadar. Vallahi gerçekten tebrik ederim. Diyecek bir şey yok. Çünkü biz bunu hak ettik. Şeymacığım, o zaman artık bize yaşattıklarından sonra umuyoruz ki bizi affetmişsindir. Affettim, affettim tabii. Hatta biraz üzüldüm size. Ha, bu arada size bir sürprizim var. Köşk 2 gün daha bizim. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz. Yani en azından ödeşmiş olduk değil mi? Hayır Meteciğim. Seninle bir ömür boyu da olsa ödeşemeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, gel şaşırt bugün beni.